Şimdi en son Esenyurt'taki bir kafede görüştüğü bir kişi vardı biliyorsunuz şu kişi bu kişiyi tanıyanlar oldu dün bizi aradılar bu kişinin e, sen de istiyorsan tercümesini yap evet. şimdi ben konuşurken o sesleri alalım e, Suriye e, uyruklu Ali ismindeki kişi olduğu söyleniyor yani e, hani siz diyordunuz ya bir parasını kaptırdı Suriyeli birine 35 bin dolar onu almak istiyordu falan diye bu kişi de Suriyeliymiş ismi de Ali'ymiş. Dün evet nerede olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Ee, o ihbarların üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de e, gittiler. Ve görüne, göründüğü söylenen yerlerde baskınlar düzenlediler. Hala arama çalışmaları da sürüyor. Ben ihbarı veren izleyicimize de teşekkür ediyorum. <laughs> ee, gözümüz kulağımız İstanbul. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek haberlerde, evet belki şimdi bugün de daha çok tanıyanlar olacaktır. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Suriyeli Ali olduğu söyleniyor. En son Iraklı iş adamıyla görünen kişi. Ee, eğer bugün de göreniniz bileniniz varsa şurada diyorsanız lütfen hiç vakit kaybetmeden haberdar edin. Çünkü şimdi onu e, Ali Bey, yani eğer sizi tanıdılarsa siz de kendinizi tanımışsınızdır. Sizin de bir eşiniz dostunuz vardır sizi tanır. Yani etraftan o kadar tanıyan varsa sizin de eğer e, bir ilginiz yoksa Macit Kerim Bey'in kaybıyla çıkıp demeniz lazım ki evet ben gördüm oradan aldım şuraya getirdim şurada da bıraktım. Yani bu da bir kendini ifade şeklidir. Evet. Nereye bıraktığınızı söylersiniz bir ay olmuş MOBESE'den oradan buradan emniyet yetkilileri bulurlar. Derler ki sen burada bıraktın Aa, evet bırakmışsın teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Arkadaşım sağ ol biz de buradan çalışmalarımızı sürdürelim. Yani ortaya çıkmanız sizin de lehinize. Eğer sizin bu kayıpla bir ilginiz yoksa ortaya çıkmanız sizin lehine lehinize olur. Ama isminin Ali olduğunu söylüyorlar, Suriyeli olduğunu söylüyorlar. Ee, bu işte Macit e, Kerim Bey'in de daha evvel bir Suriyeli 35 bin liraya kaptırdığı göz önüne alınırsa bu işlerle ilgili bir aydır ortada olmadığı aşağı yukarı netleşiyor. Evet. Ee, en son görüldüğü yerde kağıthane. Onu da söyleyeyim. O taraftaki izleyicilerimizden de rica ediyorum. Lütfen bizi arayın. Benim bir başım da tuttu şimdi. Birazdan bir kendime gelirsem iyi olur. Ben çok üzülüyorum. Ben bu anneleri burada görüyorum ya. Bu annelerinin böyle bir yaydığı bir... Bunu anlatması çok güç. bir üz Yani bir üzüntü enerjisi var demek ki bir hani aura aura diyorlar ya mesela hani elektrik aldım alamadım falan hani bir şeyler konuşuluyor ya insanlar aslında gerçek bir şey anlatmaya evet. çalışıyorlar bence böyle yaydıkları bir acı var o acı böyle sana çarpıyor İyi. çarpıyor yani çünkü eminim siz ekranda konuştu. da hissedebiliyorsunuzdur ama yan yana olduğu zaman o acı sana böyle çarpıyor ee, yani bir kalp kırıklığı hissediyorum ya kalbim kırılıyor üzülüyorum. İzliyorum böyle çocuklar söz konusu olduğunda elimiz kolumuz o kadar bağlanıyor o kadar çaresiz kalıyoruz ki ve bu bir, insanların... de bir hayatın bitişine bir hayatın evet. bitişine o bitişinin başlangıcına daha doğrusu tanık olduğunu hissediyorsun. Onun böyle sonunu sonu sonu devamını düşünüyorsun. Ve biz biliyoruz Çok o filmin sonunu aslında o yaşamın Hepimiz sonunun biliyoruz. nereye gideceğini biz biliyoruz ama ne yazık ki zaman of. zaman o çocuklar bunu bilemiyorlar. Kandırılabiliniyorlar zaman zaman da zor kullanılıyor. Ama bu şey kocam başta söylediğimi yine söylüyorum. Zorluk. Her insanın her yaşta kadın ya da erkek, cinsiyet ayırmıyorum, Her insanın bir boş anı vardır.